Hemşireler özlük hakları için miting yaptı. Türk Hemşireler Derneği bugün Ankara Anıspark'ta insanca yaşamak ve yaşatmak için söz hemşirelerde sloganıyla miting düzenledi. Ülkenin dört bir yanından gelen hemşireler hemşirelik kanunu var hemşirelik yok yazılı pankart ve hemşire yaşatır vatandaş hakkını alsın ona hemşire baksın sözümüz var ıstırabı hafifleteceğiz. Yoksulduk, yoksul kalmaya razıydık, aç kaldık. Hemşireyi hemşire yönetir, hemşire eğitir. Hemşirenin hakkı mahşere kalmasın. Gösterge arası 14 kat fark. Yazılı dövizleri taşırken, önce toplum, önce sağlık, önce hasta. Öğrencinin emeği sümürlemez. Emek burada hakkımız nerede? Emek burada maaş nerede? Cebe değil, sağlığa teşvik ve hemşire giderse sistem çöker sloganları attı. THD Başkanı Azize Atlı Özbaş mitingde şu konuşmayı yaptı. Toplumumuzun hak ettiği güvenli ve kaliteli bakımı sunmak, insanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ancak önümüzde engeller var. Bu engellerin kaldırılması için hemşireler olarak yıllardır mücadele ediyoruz. Ancak sesimiz duyulmuyor. Bizim elimizde sunulan hizmetlerde emeğimiz görülmüyor. Bize yönelik kararlar bizsiz alınıyor. Üniversitelerimizde yetenekli hemşireler yetiştirilmesinin önünde engeller var. Toplumumuzun sağlığını koruyucu ve geliştirici hizmetlerde yer almamızın önünde engeller var. Halkımızın sağlığını, hastamızın güvenliğini sağlayan koşullarda çalışmamızın önünde engeller var. Hemşirelik bakımını hemşire eliyle sunabilmemizin önünde engeller var. Hemşirelik hizmetlerini hemşire eliyle yönetebilmemizin önünde engeller var. Ağır çalışma koşulları altında eziliyoruz. İş yerlerinde baskı ve mobbing altında eziliyoruz. Yoksulluk sınırından bile çok uzak maaşlarımızla zorlu ekonomik koşullar altında eziliyoruz. Emekliliğe yansımayan dört parçalı maaşla, süresiz sözleşmeli kadrolarla, görev tanımımız dışında çalıştırma baskısıyla, geçici görevlendirmelerle, her gün başka bir kliniğe yapılan sözlü görevlendirmelerle, tehditlerle, verilmeyen idari izinlerle, ödenmeyen icap nöbetleriyle, meslek ünvanımız, çalışma alanlarımızın diğer çalışanlara dağıtılarak mesleğimizle, bizimle, toplumumuzun sağlığı ile ilgili kararlarda yok sayılarak, ayrıştırılarak, yok sayılarak, görmezden gelinerek şiddete maruz kalıyoruz. İnsanca yaşayamıyoruz. Sağlıklı kalamıyoruz. Sağlıklı kılamıyoruz. Hemşire olmayan öğretim üyeleriyle, hemşire olmayan fakülte, okul yöneticileriyle, 200-300 kişilik sınıflarla, amfiye öğrencinin kafası sığsın yeter diyen rektörle, öğrenci kabul etmeyen klinik yöneticileriyle, yeterlikle hemşire yetiştiremiyoruz. Hemşirelik öğrencisi çalıştığı hastanede yemek dahi yiyemiyor. Klinik uygulama için hastane hastane gezerken yol parası dahi bulamıyor. Öğrencimize yemek sağlayamıyoruz. Servis sağlayamıyoruz. Sigorta yaptıramıyoruz. 23 yaşında gençler yaşama borç ile başlıyor. Kimliksizleştiriliyoruz. Sadece hemşireler değil, tüm sağlık çalışanları kimliksizleştiriliyor. Hemşire olmayan çalışanlar hemşire olarak çalıştırılıyor. Adına fiilen hemşirelik yapmak deniyor. Hemşire diplomasına sahip olmayan bir çalışana nasıl fiilen hemşirelik yaptırırsınız? Eğitimini almadığı, yasal olarak yetkilendirilmediği işi uygulamaları nasıl yaptırırsınız? Mevzuatı nasıl yok sayarsınız? Kabul etmiyoruz, kanıksamıyoruz, normalleştirmiyoruz. Yüzbinden fazla hemşire atama beklerken fazla mesailerle ağır çalışma koşulları altında eksik personelle çalışıyoruz hastamızın güvenliğini sağlayamıyoruz. Bugün yoksulluk sınırı 24.185 TL. Üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı 12-13 bin. Maaşlarımız yoksulluk sınırına yaklaşmıyor. 4 parçada verilen hemşire maaşlarının emekliliğe yansıyan kısmı sadece 6.000 TL. Beyaz reform denerek bize sunulan teşvik yönetmeliği sağlığı değil hastalığı teşvik ediyor. Hasta üzerinde ne kadar çok girişim yaparsan o kadar para kazanırsın. Ne kadar çok hasta gelirse hastaneye o kadar çok alırsın. Hastaya değil işleme odaklan diyor. Sağlık çalışanı ile hastayı, doktorla mı doktoru, hemşire ile hemşireyi, doktorla hemşireyi tüm sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiriyor. Masalarda hastanın tedavisi değil, puanın nasıl dağıtılacağı konuşuluyor. Teşvik hastayı, hemşireyi, sağlık çalışanını, insanı, emeği görmüyor. Bizler bu sistem içinde mutsuzuz. 8275 hemşireden %76.3'ü mesleğini başka bir ülkede yapmak istiyor. Yarısından fazlası sürece başladığını söylüyor. Gitmek isteyen hemşirelerin 900'e yakını yüksek lisans olan hemşireler, 200'den fazlası doktoralı. İnsanca yaşamak ve yaşatmak için taleplerimiz var. Halkın sağlığını riske atan, iş barışını bozan, hemşirenin emeğini yok sayan, teşvik ve buna benzer tüm uygulamalardan vazgeçilmesini, hemşire maaşlarının tek kalemde emekliliğe yansıyacak ve yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde düzenlenmesini, hemşirelik mesleğinin hemşirelik eğitimi almayan çalışanlara yaptırılmasının önüne geçirmesini, hemşirelerin aşırı iş yükü, uzun çalışma saatleri, görev tanımı dışında işlerin yaptırılması, hemşirelik mevzuatının yok sayılması gibi sahada yaşanan sorunlara yönelik düzenleme ve denetim yapılmasını, yöneticilerin keyfi kararlarından, baskı ve mobbingden çalışma ortamlarımızın arındırılmasını, çalışanın korunmasına yönelik düzenleme ve denetim yapılmasını, sözleşmeli yönetici uygulamasından vazgeçilmesini, hemşirelik hizmetlerinin hemşire yöneticiler tarafından yönetilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasını, atama bekleyen hemşirelerin bir an önce atanıp hemşire açığının kapatılmaya çalışılmasını, emeklilerimizi insanca yaşayabilecekleri ücretlerin ödenmesine yönelik düzenleme yapılmasını, Sağlık Bakanlığı'nda hemşirelik daire başkanlığının tekrar oluşturulmasını, Türk Hemşireler Birliği'nin kurulmasını, hemşirelik bölüm fakülte yüksekokullarının açılması için gerekli askeri öğretim üyesi niteliğinin sadece hemşirelik alanında uzman öğretim üyesi olacak şekilde yeniden düzenlenmesini, uzman hemşirelik uygulamasına yönelik çalışmaların bir an önce başlatılmasını, toplumun sağlığını ve hemşirelik mesleğini ilgilendiren her türlü karar verici ve politika yapıcı mekanizmada hemşirelerin de yayılmasını talep ediyoruz.